Adam'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün uzun zamandır planladığım ve benim de canımı çok sıkan bir konu üzerine video çekiyorum. Bu da AliExpress'ten neden alışveriş yapamıyoruz? Evet, ben uzun yıllardan beri AliExpress'ten alışveriş yapıyorum. Benim için çok keyifliydi. Böyle canım sıkıldıkça girerdim siteyi, tarardım. Saçma sapan ürünler alırdım. Çok ucuzdu, çok ekonomikti. Yani bir de böyle bulunduğum iş yerindeki postacı bile artık ezberlemişti. Her ay böyle 3, 4, 5 sipariş, belki daha fazla. O siparişin gelmesi bile hoşuma gidiyordu. Ürünü beklemek hoşuma gidiyordu. Yani bu ürünlerin belki de %50'sini diyeyim Türkiye'de bulabilirsiniz ama yani oradan güzel ürünler bulmak, değişik ürünler bulmak, bunları almak hoşuma gidiyordu. Siparişlerime baktım. Belki kayıtlar o zamandır hatırlamıyorum. 2016'da başlamışım ben siparişe. Ve ilk siparişimde bileklik olmuş. Bir tane takı. Tabi konumuz neden alışveriş yapamadığımız. Buna ufak ufak geleceğim. Şimdi isterseniz bir ekrana geçelim. İlk siparişimi kontrol edelim. O zaman dolar kaçmış. Ne almışım. Ondan sonra ufak tefek siparişlerime de bir göz atalım. Neler alabiliyormuşum, şu an neler alamıyorum. Hep beraber bir inceleyip görelim arkadaşlar. Evet, burada gördüğünüz ilk sipariş. Hatta yeni sekmede açalım şunu. 5 tane 1.42 lira dolardan. Bakın burada gördüğünüz gibi ücretsiz kargo diyor. Zaten ilk olayımız böyle patladı. Ücretsiz kargo, 5 tane bileklik, ta Çin'den geliyor, 1.42 dolar. 2016 Nisan. Bakalım 2016'da kur ne kadarmış arkadaşlar. Ortalamasını 3.53 vermişler. Yani tanesini 2 dolar deseniz 7 lira bir bileklik. Bu bileklikten hala var mı? Tabii ki yok. Bir bileklik bakalım. Deri bileklik. Şu an mesela durumu kontrol edelim. Sizlerle mesela ne olmuş? Ona yakın, ona benzer bir şeye bakalım. Mesela şunlar o ucuz bilekliklerden. Belki bunlar daha bile ucuzdur. Evet, gördüğünüz gibi 26 lira olmuş. Ama buradaki problem ürünün fiyatı değil. Belki ürün hala dolar bazında, böldüğümüz zaman 26'yı 30'a 1 dolar. Yani ucuz bile sayılır. Ama buradaki sıkıntı şurada gördüğünüz arkadaşlar, kargosu 116 lira. Artık AliExpress'ten böyle ucuz ürün alamıyoruz. Çünkü yol ücreti, kargo ücreti daha doğrusu, sevkiyat ücreti burada da yazıyor zaten. Ve sepet eklediğinizde onu da göstereceğim. Cumhurbaşkanlığı kararıyla artık ciddi vergiler geldiği için maalesef artık ücretsiz kargo alamıyoruz arkadaşlar. Durum bundan ibaret. Peki ne yapabiliriz ya da neler alabiliriz? Şimdi sıkıntı haliyle sadece yol parasında değil, ben size diğer sıkıntıyı ve buradaki püf noktasını da göstereceğim. En azından uygun olabilecek bir şey yakaladığınızda bu şekilde alışveriş yapmayı tercih edin. Kârınız olacaktır. Ben mesela burada gördüğünüz gibi iki tane ayakkabı beğendim. Bakın aynı ayakkabılar 351 lira. Ödeme kısmına geçiyoruz. Gönderi ücreti 821 lira. Vergi 211 lira. Buradaki vergi ürün bedelinden alınıyor arkadaşlar. Ürün bedelinden alındığı için de daha fazla vergi çıkıyor. Aynı ayakkabıları satan başka bir satıcı daha var mesela. Hem ona bakalım hemen. Bakın ürün bedeli daha düşük olduğu için gördüğünüz gibi vergi daha az çıktı. Bu vergi kısmına tıkladığınızda Ticaret Bakanlığı vesaire resmi gazete, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi karşınıza çıkıyor.
Bunu da okudum ben. İşte %20, %30, %40, %50 ürün bedeline göre vesaire 1005 ağırlığı geçmeme kaydı gibi bir sürü maddeler çıkarmışlar. Bunlar tabii ki hiçbiri ama hiçbiri bundan 4-5 sene önce yoktu. Zaten siparişi gösterdim size. Hatta başka bir sipariş daha da gösterebilirim. Mesela ondan sonra iki tane böyle yaylı bileklik almış. Gördüğünüz gibi ücretsiz kargo, bir tanesi 3,59 dolar. Daha sonra mesela yine bileklik almışım. Çok şık bir bileklik almıştım. Ki o zamanın parasıyla ne kadarmış? 14 dolar. Gördüğünüz gibi ne kargo ne vergi var. Üründe gayet şık. Bu üründen kalmamış tabii ki. Mesela aynı ürünü Motorcycle Bracelet demiş. Hatta şunu kopyalayalım. Evet, mesela bu. 14 dolardı. Fiyat hala aynı ama artık 200 TL gibi bir kargosu var. Gördüğünüz gibi. Evet, şimdi gelelim konumuzun devamına. Diğer siparişlerime de bir göz atarız biraz sonra. Bakın, ben bu ürünle ilgili Çinlilerle eskiden çok ciddi pazarlık yapardım. Bakın, daha aşağıda eklemişim. Mesela 3 tane aldım. Dedim ki yani 3 tane alayım. Yol parası sadece kargo ücreti 958 lira tutuyor. Ayakkabılar 500 küsür lira tutuyor. Ödemeye geçtiğinizde bu fiyattan 141 lira vergisi var. Ama gönderi ücreti 1000 lira. İşte ayakkabı başına baktığınızda belki de 500 lira diyeceksiniz. Uygun da olabilir. Ayakkabılar güzel de gözüküyor. Bakalım mesajlarımda hala duruyor mu arkadaşların cevapları. Bakın yazmışım. Bir ayakkabı sevki getir, üç ayakkabı sevki getirince çok fark ediyor, ayarlamak mümkün mü diye. Maalesef dedi. Daha önce de sormuştum. Sana yardımcı olamam, üzgünüm dedi. Şimdi daha önce böyle bir şey yaptığınızda Çinlilerden çok ciddi olumlu cevap geliyordu. Hatta bana böyle yollarını göstermişlerdi. Mesela çok fazla ürün alıyordum ki siparişlerde dediğim gibi göstereceğim. Mesela bu üründen 50 tane almışım. Ben arada bir böyle toplu ürün alıp satmaya çalıştığım da oluyordu. O zamanlar tabii vergi yoktu. Böyle ufak tefek paketi doldurabilecek kadar, mesela bu 50 tane bileklik en fazla şöyle bir kargo poşeti kadar yer tutmuştu. Bunları mesela satıyordum o zamanlar, e-ticaret de yapıyordum. Ama insanlarla pazarlık yapabiliyordunuz, Çinlilerle. Ya da en azından bir ürünle ilgili sıkıntınız olduğunda, bu arada siparişleri de görüyorsunuz yan tarafta, pazarlık yapabiliyordunuz ve olumlu cevap veriyorlardı. Mesela ilk defa ben aldığım ürünlerden indirim almayı bir Çinli bana anlattı. Dedi ki siparişi oluşturun, satın alın ama ödemesini yapmayın. Ben sizin siparişinizde indirim yapacağım dedi. Ve ben öyle öyle onlarca siparişte her şeyde pazarlık yapmaya başlayıp almaya başladım. Gördüğünüz gibi mesela telefon kılıflarını falan ben hiç Türkiye'den almadım. Hiçbir telefonumun kılıfını Türkiye'den almadım. Bu cam kılıflarını, şeyleri böyle beşli onlu paketler olurdu. Bakın, tablet camın korumasını bile oradan almış. Ayakkabı onlarca aldım. Böyle tuhaf tuhaf telefon tutacakları aldım. Süsler, duvar yapıştırmaları, neon şeyler, işte gene telefon kılıfları. Telefon kılıfı çok fazla aldım zaten. Burada mesela size örnek verebileceğim siparişlerim de oluyor. Mesela kulaklıklar. Çok fazla kulaklık aldım. Bu şapkalar mesela. Bu şapkaların rengi bu şekilde gelmedi. Ben bu siparişten bir de indirim aldım. İki tane şapkaya 8 dolar vermişim. Bu arkadaş kötü yorum yapmayayım diye bana indirim yapmak zorunda kaldı. Daha sonra iki şapka daha aldım. Mesela bu tişörtleri alıyordum. 8 dolar. 2017'de kur ne kadarmış? 4,55. İşte 8 çarpı 5 lira deseniz 30-40 lira bir tişört. Şu an bu tişörtler 200-250 lira ve yaklaşık bir 100-150 lira da
kargo ücreti var. Mesela tişörtlerde rakam çok fazla uçtu. Mesela saat kayışlarından belki de 50 taneden fazla almışımdır. O zamanlar motosikletim vardı. Motosiklet parçalarını oradan alıyordum. Çok uyguna geliyordu. İnanılmaz. Bakalım burada örnek verebileceğim. Mesela şu tişörtleri hala çok kaliteli çıktı. Hala giyiyorum. Sipariş ayrıntılarına bakalım. Tanesi 8 dolarmış. Acayip güzel mesela. GoPro aparatları burada gördüğünüz gibi bir sürü. Şu an bunlar inanılmaz pahalı. Pahalılığını boş verin, 1 dolarlık bir ürünün size gelişi yol parası 10 katı falan. Hatta ben DJI'ın Action'ın kamera plastik kapağını alacaktım. Kapak böyle 2 lira falan da yol parası 80 lira alamadım. Türkiye'de de bulamadım. Kimse böyle dandik bir ürünü getirmemiş ama bu adamlar da var. Ama alamıyorsunuz artık. Bakın böyle 1,5 dolara mikrofon almışım mesela ki bunları hiç kullanmadım bile. O zamanlar diyorsun ki ya 5 lira 10 lira ne önemi var? Alıyorsun. Kulaklıklar, tişörtler, ayakkabılar. Mesela çok büyük bir siparişlerimi de göstereceğim size. Onun için böyle ilerliyorum. Bu bilekliklerden çok fazla aldım zaten. Araç kamerası çok fazla aldım. 3-4 tane çok araç alıp satmıştım o aralar. Aman uçtu. Şöyle gidelim. Bakın hala kulaklıklar var. Tişört. Bakın ya şuraya bakın. Küpe almışım. Ücretsiz kargo 3 dolar. Şu an şu küpeyi Türkiye'den yani alamazsınız çünkü kargosu sadece yaklaşık 40-50 lira tutuyor bu ürünün. Yani Türkiye içinde. Yani herhangi bir pazar yerinden alın. Ürün bedava göndersin karşı taraf. Sadece 40 ila 50 lira maalesef kargo ücreti ödemek zorundasınız. Motosiklet lambaları, motosiklet parçaları, yeni ayakkabı, tişörtler. Bakın çocuklarım o özel bir karakter vardı onun tişörtlerinden çok almıştım zamanında. Yeni motosiklet parçası. Böyle anahtarlık bile getirdim. Oğlum bu karakteri seviyor diye. Yani Salomon 3 tane ayakkabı. Mesela bu ayakkabıda da şu portakal renkli çizgili gelmediği için bu ayakkabıyı mesela bana yarı fiyatını geri iade etti satıcı. Şikayet ettim dedim. Diğer ikisi doğru geldi ama bu yanlış geldi. Ürün mü iade etmek istersiniz dedi. Dedim iade etmem zor. O zaman dedi ücretin yarısını göndereyim. Gönderdi. Ama şimdi Çinliler yüzünüze bile bakmıyorlar. Onu da göstereceğim şimdi. Ayakkabılar, tişörtler hala çok fazla tişört almışım. Mesela bu Zoom H4 Pro bunu yakın zamanda sattım sahibinden de anahtarlık. Bakın böyle çok tuhaf saçma sapan ürünler de aldım. Yani çok basit, çok ucuz. Mesela 10 lira mesela kulaklık. Ve 2019'da gerçekten 10 lira. Yani 10 dolar falan değil. Gördüğünüz gibi ücretsiz kargo. Bu kulaklıktan 2 tane aldım. Hala duruyor, hala şarj oluyor ve hala çalışıyor. Yani 10 liraya değil bunu yemin ediyorum şu an şu ürün belki 150 liradır, kargosu da en az 50 liradır. Bu bitkilerden çok kazık yedim, bu tohumlardan hiçbiri çıkmadı. Böyle ağaçlar falan almıştım ama nerede? Bakalım başka değişik bir siparişim var mı? Mesela bu kolyelerden çok fazla aldım. Bunları kendim için değil satarım diye aldım. Mesela bakın 7'şer tane almışım. 10 tane almışım vesaire. Bunları pazar yerlerinde satmaya çalışıyordum. Ama dediğim gibi o vergi olayından sonra 2020'den sonra tamamıyla bu olay kapandı. Hatta birçok ürünümü de geri gönderdi gümrük. Bunlar daha önce postayla geliyordu. Tabii şöyle bir şey de vardı aslında bizim için güzel. Mesela bir ürün geliyordu, ayakkabı geliyordu kapıda 15 lira parasını alıyordu postane görevlisi. İçine bakmamışlar çünkü. Poşet diyorlar, ne olduğunu değerine bakmıyorlar, alıyorlardı. Şimdi ise artık siz AliExpress'te daha sepette ürünü öderken vergisini ödüyorsunuz. Tabii ki ufacık bir ürün de alsanız mesela tut diyelim ki 1000 lira. Tabii ki onun %20, %30 vergisini ödediğinizde 300 lira vergi ödemiş oluyorsunuz. Ama bana böyle bir paket geldiğinde ufak paket, zarf paket oluyordu.
15 lira ücretini alıyorlardı, gidiyordu. Haliyle bunu da kapattılar. Oyuncak bile almışım. Mesela şu mouse'u Türkiye'de Logitech bulamamıştım. AliExpress'ten almıştım. Hatta sonra da koruma kutusunu şeyini almıştım. Hala da AliExpress'te ucuz olabilir bu ürün. Şu lambayı almıştım. Ondan sonra gene ayakkabı çok aldım. İki ayakkabı daha. Mesela bunları ben bu karakterleri satmak için almıştım yine. Beşer tane, 15 tane, 10 tane gördüğünüz gibi. Bu böyle dev bir poşette, iki poşette geldi ve acayip ağır. Mesela bu ürün gümrükten dönmedi. Bu ürünlerin hepsi pazar yerlerinde satıldı ama mesela daha sonra telefon kılıfları aldığımda onlar gümrükten döndü. Şu lambayı hala çocuğum odasında kullanıyor. Bir sürü epoksi, pandemide biraz epoksiye sarmıştık. Bütün epoksi ürünlerini aldım. Çok uygundu, şimdi acayip pahalı. Yani şöyle ufak bir kalıp bile işte gördüğünüz gibi 810 dolar, 15 dolar, 300-400 lira yol parasıyla beraber. Şu bilekliklerden çok fazla aldım, taş. Kendim de kullanıyorum. Kobe Bryant tişörtü ördükten sonra epoksi ürünleri. Bakın bunlardan çok fazla aldım. Bu ürünlerin yarısı 10'ar tane iPhone kılıfları. Gümrükten geri döndü. Gümrükte de şöyle bir sıkıntı oluyor. Vergisini ödemek istediğiniz halde izin vermiyorlar. Diyor ki bunun için beyanname doldurman lazım. Doldurayım diyor. Onu da sen dolduramazsın diyor. Yani o kadar saçma bir durum var ki ortada. Ürün gelmiş. Şu kadar bir kutuydu böyle. İçinde 100 tane falan şey vardı. Sen bunları satmak için almışsın dedi. Tamam dedim, vergisini ödeyeceğim. Sıkıntı yok dedi. Ödemek istiyorum. Olmaz dedi. Ben normalde mesela 3 tane ayakkabı almaya gittiğimde bazen orada açıyorlar, bakıyorlar. 3 ayakkabı var. Seni çağırıyorlar. PTT'ye o zaman öyleydi. Diyorlar ki bunlar ne kadar ödedin? Açın bakıp gösteriyordum işte AliExpress'te bu kadar ödemişim. Tamam diyordu, git bunun %20 vergisini öde, al ürünü diyordu. Çünkü mesela biri ayakkabının 42 numara, biri 43, biri 38 işte eşime, çocuğuma falan almış. O zaman anlıyor satmak için diye düşünmüyor. Bunları dedi satmak için almışsın. Evet dedim, beşer tane hepsi. Hem numune hem satacağım dedim. Olmaz dedi, vergisini ödemen lazım dedi. Tamam dedim, ödeyeyim. Ödeyemezsin, beyanname doldur dedi. Tamam dedim, doldurayım. Onu da sen dolduramazsın, gümrükçü doldurması lazım dedi. Ürünü toplasanız belki 500 lira. Bir gümrükçüyle çalışsanız dosya masrafınız zaten belki ondan daha fazla. Yani bu konuda ülkemizde ciddi sıkıntılar var. Hala insanların ticaret yapmasını önünü açmış değiller. Mesela bu Avrupa'da bazı ülkelerde belli bir rakama kadar devlet hiçbir şekilde size karışmıyor diye biliyorum. Çünkü Amazon'a üye olduğunuzda, Amazon'dan bir şey satmak istediğinizde orada da yazıyor. Yani atıyorum şu an rakamı. İngiltere'de 50 bin pound'a kadar sizin satışlarınız mesela vergi hariç. İşte Almanya'da diyelim ki 30 bin euroya kadar. Amerika'da 50 bin dolara kadar. Böyle ürünleri alıp Çin'den vesaire bir yerde alıp sattığınızda vergi dışında kalabiliyorsunuz ya da çok basit usulde ilerleyebiliyorsunuz. Onun üstüne geçtiğiniz zaman artık bir muhasebeciyle vergi mükellefi olmak zorundasınız. Bizde ise bu sıfırdan başlıyor. Yani belli bir limit yok. Hatta yani bu YouTuber'ların vergi vermesini bile o kadar sene sonra zor ayarladılar. Evet, bunlar benim satmak için aldığım, kimisi kendim için aldığım ürünler. Gördüğünüz gibi bu telefon kılıflarının hemen hemen çoğu geri döndü. Bu araç kamerasıydı. En son sattığım araçla beraber gitti, Fluence. Mesela şu piller, çakma AirPods almıştım. Pilleri patates oldu, bu pillerden aldım. Bakın 2020 yılı. Daha sonra pil satışı tamamıyla kaldırıldı AliExpress'te. Hiçbir şekilde hiçbir ürünle ilgili pil bulamıyorum. Yani havaalanında gönderimi tehlikeli falan gibi şeyler söylediler. Sonra başka bir mevzuat çıktı herhalde. Pilli bir ürün gelebilir belki ama haricen pil gelmiyor. Çok yazıştım. Hatta Çinliler bana dedi pil ürünleri size gelmiyor. Bakın burada maske aldım. Mesela bu maskeler yüzlü. Paket geldi, adam dedi ki niye bu kadar çok aldın? Dedim ki bu maske kullanacağım. Yani Türkiye'de çok pahalı.
buradan aldığımda, o zamanlar biliyorsunuz bir patlatmışlardı fiyatları. Çok uygun dedim. Bu maskede dedim yani tişört gibi değil ki yıka yıka giyin. Onu yüzlü paket dedim, kullanacağız, aldım. Bir tanesi, iki tane aldım ayrı ayrı yerden. Bir tanesi direkt bana adresime geldi, biri gümrükte takıldı. Benden vergisini aldılar. Evet, bunlar genelde ayakkabılar, gene üst kaban vesaire. Bunların hepsiyle pazarlık yapmışımdır. Evet, en son Watch Ultra'nın ve iPhone 14 Pro Max'in, bakalım bu siparişin ayrıntılarına. Gördüğünüz gibi kargosunu ve vergisini de ödemişim. Yani ciddi, bunu mesela 3 sene önce alsaydınız bedava kargo ve sıfır vergiyle gelecekti. Hatta ve hatta belki de TL olarak fiyatları da ucuz olabilirdi ama maalesef böyle geldi. Bunların fiyatında böyle euro dolar olmasının sebebi şu, kur farkı çok fazla olduğu için ben hesabımdan direkt döviz ödüyordum AliExpress'e ki bir de kur farkından fazla para ödemeyeyim diye. Evet arkadaşlar, sepetimize geri dönersek, bir ürünü alacaksanız ve aynı ürünü bulabiliyorsanız, burada olduğu gibi ürünü ucuz olanını alın ki size vergide, bakın bu 1600 lira. Bunu geçelim tabii ki. Benim mesela en ucuz bulduğum buydu, 135 lira. Ürünler de çok güzel bu arada, onu da göstereyim. Beyazı da çok hoş. Şimdi bu ayakkabı 100 lira Türkiye'de bulmanız imkansız, bakın imkansız. Terlik bile yok. En son Milas'tan terlik aldım, 200 liraydı. Bu ayakkabı 109 lira. Aslında hiçbir şey değişmedi. Sadece bizim Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin Cumhurbaşkanlığı kararıyla vergi kondu ve bu vergi yol ücretine de yansıdı. Artık Çinliler bizim ülkemize ürünleri göndermek istemiyorlar. Çoğu satıcı zaten ürünlerini bile kapattı. Şu an almak isteyen varsa alsın modundalar. Bunu çok kolay test edebilirsiniz. Mesela girin Amerika'da bir adres falan. Bu ürünün aynısını Amerika'ya almaya çalışın. Bakalım ne kadar yol parası ve vergi ödeyeceksiniz. Büyük ihtimalle hiç. Ona da bakacağım. Eğer öyle bir videoda yapmamı isterseniz yorumlarda yazın. Onun videosunu da yaparım. Ama bu kadar güzel bir ayakkabının bu kadar ucuz olması ama bizim yol parasından dolayı alamıyor olmamız biraz insanı üzüyor gerçekten. Yine de almak isterseniz dediğim gibi, bakın teminki ürünün 160 lira kadardı vergisi, bunun ise 81 lira kadar. Çünkü niye? Ürün bedeli düşük. Yol parası haliyle ikisinin arasında da değişiyor. Çünkü satıcılar yol parasını fiyatın içine biraz yediriyor. Kimisi tamamıyla yol parasını yol parası olarak yazıyor. Kimisi yol parası içine yedirip ücretsiz kargo yapıyor. Öyle bir şey olduğunda AliExpress'te bilin ki bu ürün çok ucuz aslında. Yani bir ürün diyelim ki 500 lira ücretsiz kargo, siz şimdiden emin olabilirsiniz. O ürün artık burada gördüğünüz gibi ya 100 liradır ya 130, 150 liradır. Yani daha fazla değildir. Evet, AliExpress'ten ürün almak isterseniz buna dikkat edin. Ve niye alamadığımızı umarım anlatabilmişimdir. Bununla ilgili başka videolarda istiyorsanız yorumlarda yazın arkadaşlar. Çekmeye çalışırım. Evet, şimdilik benden bu kadar. Umarım faydalı olacaktır. Kanalımıza abone olup bizi desteklerseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza unutma. Abone olmayı unutma. Unutma. Unutmayınız. Unutmayasınız.